Hanımlar beyler merhabayın. Mint Club Blackjack 5 yazıyor burada, ne anlama geliyor onu bile bilmiyorum. Blackjack'te düşük kasalarla mutlu olmak mümkün mü? Oturuyorum ve 600 liramla size oyunu okuyarak bir şekilde para 2'ye katlanabilir mi katlanamaz mı bunu göstermek istiyorum. Blackjack hepimizin çok sevdiği bir oyun, yani neredeyse sevmeyeni yok diyebiliriz. Şimdi 100 lira zaten minimum, burada 100 basacağım ve oyunu okuyarak bir tercih yapmaya çalışacağım. Bakalım doğru yerde bulunabilecek miyim, bulunamayacak mıyım? Abone olmayı da unutmayın. Abonelik güzeldir arkadaşlar. Yani makul kasalarla Blackjack'te para kazanmak mümkün mü? Hiçbir şekilde side bet'e para harcamıyoruz. Ve 100 TL'yi basa basa 5 çok iyi bu arada. Şimdi mesela burada bize 5 geldikten sonra 6 attı solumuzdaki skutere ve kendisinde kapalı bir kağıt var. Bakalım ne yapacak? Bundan sonra bir ihtimal double diyebilirim. Mesela buraya 9 geldi. 10 gelmedi, yani onun gelme ihtimali 10, bacak, kız ve papaz 4/13. O 4/13 sanki gelmeyince bir tık daha artıyor. Belki 4.1/13 oluyor. Bilmiyorum. Bu varsayımsal bir teori tabi. Bakayım buraya 10 atıyor mu? Buraya da atmadı. Ben double'a gideceğim. Şimdi 4/13 şansım var. Atıyorum 9 atsa da olur. 5/13 şansım var. 10 atacağını düşünüyorum. Double'lıyorum. Dokuz. Güzel. Yani kötü değil. Şimdi kendisine as açmasın da. Buradan döndüremez herhalde. 13. 15 hala döndürebilir. Bir 6 bizi mahveder. 18. Güzel. Şimdi 200 lira kar cebimize koyduk. Yani burada sıçarak başlasaydık elbette mental olarak bizi daha fazla zorlayacaktı. Ama biz oyunu okuyup yani minimal kasayla doğru hamlelerle bir şeyler yapabilir miyiz? Onu çabalıyoruz ve Blackjack'te ne yaparsak yapalım işin başında şans var arkadaşlar. Birinci olay şans. Bütün kart oyunlarında böyle, yani ben Blackjack master'ım, ben Blackjack hayranıyım falan diyenlere de inanmıyorum. İki, Blackjack'te kolektif masa diye bir şey yoktur, yani herkes kendi bacağından asılır. Yani arkadaş gruplarınızla Avrupa'daki kasinoları ya da Kıbrıs'taki kasinoları gezmiyorsanız kolektif hareket diye bir şey söz konusu değil. Bu adam niye kart çekti, bu niye çekmedi falan diye kimseye kızmayın masada. Üçüncüsü oyunu iyi takip etmek lazım şansın yanı sıra. Bir şekilde durumunuzun güzel vardı. Durumunuzun yüzdesel kazanma ihtimalini düşüneceksiniz. Ben şu an en iyi ikinci kısımdayım. As'tan sonra 9 vardı. 9'dan sonra kendisindeki kapalı görmediğim kağıdı var. Bakalım bana gelene kadar ne olacak? Double yapabilirim. Kimseye önermiyorum. Ama duruma göre yapabilirim. Mesela 2 verdi buraya da. 10 yok şu an. Bakalım onu çekecek mi? Titi Port. İsmini de doğru söylemeye çalıştım. 13 oldu. 13'e isteyecek mi? Bakayım. Şöyle double'ı vuracağım. Vuruyorum. Ver bir 10 be. Üçlüye patlarsın gerçi. 2 versen de patlayabilirsin. 18. Kötü değil. 16 patla ve heh, of 22 ucundan. Şimdi arkadaşlar iki el double'layarak işte şansın yardımıyla birinci faktör, ikinci faktör oyunu okuma. 400 yaptık. Bu 200'ü vurduğumda ben zaten gelirse hikayeyi bitireceğim. Yani zaten amacım kasayı 2'ye katlamak. Bir şekilde bunu her 100 seferin 51'inde yapabiliyorsanız siz kârdasınız demektir. Yani bunu 10'a falan katlamanın hiçbir şeyi yok. Hırs içinde olmanın hiçbir anlamı yok. 9'a 10 dezavantajlıyız. Yani bu el olmasa da gelecek el olabilir. Bakalım bizim dördümüzden sonra papaz geldi. Onun kapalı kağıdı var. 8 geldi. Bakayım şu 2'ye böldü tabi. 16'ya 12 çok kötü oldu. Onun ikiye bölmesi de kötü bir bölüş oldu. Ben normal artık ne verirse. Oo çok iyi. Şimdi bir 10 be. Şimdi bir 10. Yani şu an avantajlı haldeyiz. Muhtemelen 10 gelecek arkadaşlar. Gelmedi. 19 kötü değil. Yani kötü değil. Ya bu el olmasa bile dediğim gibi bir dahaki el bunu zaten yapacağız diye düşünüyorum. Güzel başladı ve patladı. Bam. Süper. Arkadaşlar ben videonun başında söz verdiğim şekilde yaptım. Yani Blackjack konusunda makul kasalarla parayı ikiye katlama olasılığımız nedir görmek istedim. Yani işte birinci olay şans. Şans benimleydi. İkinci olay oyunu okuma. Yani kağıtları iyi okuduğunuzu düşünüyorsanız bir tık daha öndesiniz. O da okeydi. Yani ondan sonrası tamamen sizin yüzdesel olarak nerede olduğunuzu algılamanızla alakalı. Yani bazı blackjack kartları var. O sistemlerde işte şurada stand de, şurada hit de, şurada double de, şurada ayır, split yap falan diyecektir size. Aslında günün sonunda sizin iç görünüz burada önemli. Olay bundan ibaret. Biraz matematik, biraz şans, biraz da oyunu okuma. Ben burada şov yapma peşinde değilim. 600 liramı 1200 lira yaptım ve benim için gerçekten yeterli bu. Yani günün sonunda slot oynarken hepimiz gibi ben de delirebiliyorum kimi yerlerde. Yani tek elde 50-60 vurduğum da oluyor. Ama blackjack masasından sakince kalkmak gerekir. Sizlere ne diyorum? Hoşça kalın.